Hepinize merhaba arkadaşlar. Kasım ayı müfredatıyla karşınızdayız. Yanımızda Seda Hoca var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Engin. Öncelikle 5 ve 6. sınıf müfredatını görelim. Sonra hemen konuşmaya başlayalım. Ufak bir hatırlatma. Bu müfredat okullara göre bazı küçük değişiklikler gösterebilir. 5. sınıfa baktığımızda Türkçe'de noktalama işaretleri, matematikte kesirler, sosyal bilgilerde kültür ve miras üniteleri var. Ayrıca din kültürü dersinde Ramazan ve oruç işlenecek. 6. sınıfa baktığımızda Türkçe'de parçada anlam, matematikte tam sayılar, sosyal bilgilerde tarihe yolculuk üniteleri var. Bu arada fende vücudumuzdaki sistemler ünitesi, vücudumuzda yer alan yapı ve organların görevlerini öğreneceğimiz önemli bir ünite olarak göze çarpıyor. Evet, 5 ve 6. sınıf konularını gördük. Hocam yazılılar geldi çattı. Arkadaşlarımızın yüksek not alması için ne yapması gerekiyor? Yüksek not almak için notlarımıza düzenli olarak çalışmamız lazım. Belki bu sınavları atlattıktan sonra ikinci sınavlar da bizim için kurtarıcı olacaktır. Onun için de konuşmuş olayım. Her dersin notunu çok düzenli olarak tutmak lazım. Tuttuğumuz notları birbirimize karıştırmazsak ve günlük tekrarlarımızı yaparsak sınavlar bize çok kolay gelecektir. Hocam bu yıl bir ilk yaşıyoruz. Kasım ayında bir haftalık bir tatilimiz var. Peki bu tatili sizce nasıl değerlendirmemiz lazım? Bu tatil bizim için avantaj. Adı üstünde de tatil zaten. Öncelikli olarak bir dinlenmemiz lazım. Yoğun bir dönem geçirdik. Birinci yazılılar bitti. Bir bunun stresini üstünden atmamız lazım. Ama sadece dinlenmekle, gezmekle de olmaz tabii ki. Eğer eksik olduğumuz şeyler varsa, biraz daha düşük not aldığımız yazılılarımız varsa onunla ilgili de eksiklerimizi mutlaka bu hafta içerisinde tamamlamamız gerekiyor. O zaman 7 ve 8. sınıfın konularını görelim. 7. sınıflar Türkçe'de fiilde yapı, matematikte rasyonel sayılarla işlemler, fen bilgisinde kuvvet ve enerji, sosyal bilgilerde Türk tarihinde yolculuk ünitelerini işleyecek. Unutmadan, matematik dersinde cebirsel ifadeler konusu LGS'de sıkça önümüze gelecek bir konu. 8. sınıfa baktığımızda Türkçe'de yazım kuralları, matematikte kareköklü sayılar, fen bilgisinde basınç ve inkılap tarihinde milli uyanış var. Kilit bir bilgi. 2019 LGS'de matematikte kareköklü sayılardan tam 3 soru gelirken, fen bilgisinde ise basınç konusundan 2 soru çıkmıştı. Evet, 7 ve 8. sınıfın müfredatı da böyleydi. Hocam bu yıl LGS'ye 1 milyonun üzerinde öğrenci arkadaşımız girecek. Peki nasıl bir sınav bekliyor bizi? Valla sınavımıza bakacak olursak biliyorsun ki artık her ay örnek sorular yayınlanıyor. O yüzden artık çıkabilecek sınavı biraz daha tanımaya başladık. Her sene bizim için birer tane örnek olmuş oluyor. Sınavımız çok kolay gelmeyecek. Biliyorsun Türkçe matematik özellikle LGS'de biraz zorluyor. O yüzden ipin ucunu sıkı tutmak, sıkı çalışmak lazım. Peki çok mu zor olur sınav? Korksunlar mı hocam arkadaşlar? Çok korkmasınlar ama ben bunları yaparım diye de rahatlamasınlar. Mutlaka her sınav zordur. LGS'de liseye giriş sınavı olduğu için hayatımızdaki önemli sınavlardan bir tanesi. O yüzden çok sıkı çalışılması ve yeni yayınlanan soruların mutlaka çözülmesi gerekiyor. O zaman 9, 10 ve 11. sınıfın müfredatında neler var? Onlara bakalım. 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı'nda 4 farklı ünite işlerken matematikte denklem ve eşitsizlikler, fizikte ise hareket ve kuvvet ünitelerini görecek. Türk Dili ve Edebiyatı'nda sıfat ve yazım noktalama üniteleri hem TYT hem de AYT'de sorumlu olacağımız üniteler arasında. 10. sınıfa baktığımızda Türk Dili ve Edebiyatı'nda hikaye, matematikte fonksiyonlar, fizikte basınç ve kaldırma kuvvetiyle aya başlanırken mayoz bölünme ve eşeyli üreme biyoloji konuları. Burası önemli. Matematik dersi polinomlar konusundan AYT'de 2 soru gelebilir ve bu sorular biraz zor sorular olabilir. 11. sınıfa baktığımızda Türk Dili ve Edebiyatı'nda şiir, matematikte analitik geometri, fizikte enerji ve hareket, kimyada ise gazlar var. Tarih dersinde Osmanlı'da değişim konusu Kasım ayında ağırlık verilmesi gereken zor konulardan bir tanesi. Evet, lise konularını da gördük. Hocam çok fazla ders var lisede. Evet. Peki hangisini kaç saat çalışacağız? Nasıl bir program uygulayacağız? Bu konuda ne söylersiniz? Hangisini kaç saat çalışacağız biraz o konuyla alakalı. Yani kendi programımızı oluşturmamız lazım. Dediğin gibi lisede çok fazla derecede ders var. Ve hangisini ihmal edersek o mutlaka ki sonradan karşımıza sıkıntı yaratacak bir şekilde çıkacaktır. O yüzden özellikle günlük tekrarlara dikkat etmek lazım. O gün okulda hangi dersleri gördüysek eve geldiğimiz zaman şöyle bir saat, bir buçuk saat üstünden bir geçsek, bununla ilgili soru bankalarımızı çözsek çok rahat ederiz diye düşünüyorum ben. Hocam peki bir biyolojici olarak size soracak olsam 9 ve 10. sınıfta hangi konulara dikkat etmek lazım diye ne dersiniz?
şöyle bir durum söz konusu, özellikle 9'larla ilgili. 9 ve 10. sınıfın biyoloji müfredatını karşılaştırırsak 9. sınıf bir tık daha ağır bir müfredat. Ama 9. sınıfa geldiğimiz zaman arkadaşlar da bana çok yazıyorlar. Hocam çok zor, çok ezberlenecek şey var, biz bunların hepsini nasıl aklımızda tutacağız diye. İnan haklılar. Ama not tutarak çalışırlarsa onlar için daha pratik olacaktır. Bir de 9. sınıf diğer tüm sınıfların temelini oluşturuyor. Evet. Biliyorsun üniversite sınavının da ilk basamağının yarısı 9. sınıftan geliyor. Sadece biyoloji özelinde konuşmayayım. Matematik, Türkçe, fizik, kimya, hangi ders olursa olsun mutlaka böyle arkada bırakmasınlar. Düzenli olarak çalışmaya devam etsinler. Peki hocam, kaçıncı sınıfta böyle tam anlamıyla YKS çalışmaya başlasınlar sizce? YKS çalışmaya aslında 9. sınıftan başlanılması gerekiyor ama tecrübeyle sabit ki öyle olmuyor. 12. sınıfa geldiğimiz zaman ya hocam keşke biraz baksaydım, 9'da daha çok çalışsaydımlarla çok karşılaşıyoruz. Mümkünse 9. sınıflar bizi izliyorlarsa bu dersleri aman yazılı geçti, bırak kenara demesinler. Şimdiden çalışmaya mutlaka başlasınlar. Ama tam bir üniversite sınavına, 10. sınıfın sonlarına doğru artık böyle test kitaplarına gömüle gömüle çalışmak lazım. Hocam teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim Engin. Umuyoruz ki arkadaşlarımızla güzel bir Kasım ayı geçiririz. Biraz dinleniriz, biraz da eksiklerimizi kapatırız. Sonrasında Aralık ayında tekrar burada müfredatta neler var onlara bakacağız. Şimdilik hoşçakalın.